Merhabalar arkadaşlar. Bu video serimizde hareket kontrollü labirent projesi yapacağız. Öncelikle projenin malzemelerini tanıtayım. Labirentimizin ana parçası olan labirent tasarımlarımız, SolidWorks ile çizildiler. 3D printer ile de baskısını aldık. Arka kısımlarında magnetlerin gireceği bir alan bulunmakta. Şuradaki parçalarımız ise şu gördüğünüz parça labirentin bir mıknatıs da buraya eklenecek, bir mıknatıs buraya eklenecek. Labirentin düzeneğin üzerinde durabilmesini sağlayacak olan parçamız bu iki parça. Labirenti bu parçanın üstüne bu şekilde oturtacağız. Bu iki parçamız ise servo motorların, yani labirentin hareketini sağlayacak olan servo motorların monte edileceği iki parça. Vidaların gireceği kısımlar var. Bu parçamız ise Vemos D1 mini geliştirme kartımızın gireceği parça. Önceki videolarımızda Vemos D1 mini geliştirme kartı üzerinde birkaç uygulama yapmıştık ve tanıtmıştık. Vemos D1 mini geliştirme kartımız, 2 adet servo motorumuz, servo motorlarımız labirentimizin X ve Y ekseninde dönmesini sağlayacak. Vidalarımız, projemizi iki ayrı yol ile kontrol edebileceğiz. Öncelikle servo motorları ve Vemos D1 Mini'yi birbirine bağlayarak MIT App Inventor ile geliştirdiğimiz telefon üzerinden kontrol edebileceğimiz bir sistemimiz var. Onun haricinde bir bileklik yaparak kol hareketlerimizle de bu projeyi kontrol edebileceğiz. Bunun bileklik için de ayrıca malzemelerimiz var. Bu malzemelerimiz MPU6050, ivme ölçer ve jiroskop parçamız, 1 adet lipo pilimiz, ESP8266 kartımız, 3 bacaklı switch'imiz, ve lipo pil için 1 adet adaptörümüz. Şimdi ise projenin montajında kullanacağımız yan malzemelerimize gelelim. Yardımcı malzemelerimiz. Yan keskimiz, pensemiz, karga burnumuz, cımbızımız, lehim pompamız, vikimiz, lehim telimiz, havyamız,
tabancamız ve multimetremiz. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle servomotorlarımızı 3D parçalarımız ile birleştirmekle başlayacağız. Parçalara vidalayacağız. Kalan 3 parçamızı birbirine bağlayacağız. Motorun içinden çıkan en küçük vidayı kullanıyoruz.
parçamız ve servo motorumuzu birbirine bağlayacağız. Servo motorumuzun içinden çıkan büyük boy olan vidaları kullanıyoruz bunun için. Motorlarımızın uçlarını Vemos D1 Mini geliştirme kartımızın üzerine lehimlememiz gerekmekte. Uçlarını gördüğünüz gibi açtık. Şimdi ise Vemos D1 Mini ile olan bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Kablo uçlarımızı Vemos D1 Mini geliştirme kartımızın üstüne lehimlememiz gerekmekte. Alttaki servo motorumuz X ekseni için, üstteki servo motorumuz da Y ekseni için. X eksenini data pinini D3 pinine bağlamamız, üstteki Y ekseni için olan servo motorun data pinini de D1 pinine bağlamamız gerekmekte. Kablolarımızı bağladık. Ardından artı ve eksi uçlarını da
5 volt ve GND pinlerimize bağlayacağız. Aşamamızda VMOS D1 mini geliştirme kartımızı ve servolarımızın kasalarını silikon tabancamız ile silikonlayacağız. VMOS D1 mini için 3 boyutlu parçamız buradaydı zaten. Gördüğünüz üzere silikonlama işlemimiz tamam. Şimdi ise magnetleri silikonlayacağız. Elimizdeki farklı ebatlardaki magnetleri kullanıyoruz. Büyük olan magnetimizi ana plakanın üstüne yerleştirdik. Ana gövdemiz için magnetimizi silikonladık. Şimdi ise labirent parçalarımızın alt bölümlerinde bulunan bu alana diğer magnetlerimizi silikonlayacağız. İşlemimiz tamam. Bu video serimizin ilk partını bitirdik.